Merhabalar. EBG'lerimizin içerisine nasıl kare kod ekleriz? Şimdi beraber bunu inceleyeceğiz. Bunun için daha öncesinden kaydetmiş olduğumuz herhangi bir e-fatura tasarımımızı diğer seçeneği içerisinden tarayıcıdan aç diyerek işlemlerimize başlayalım. Tarayıcımızın adres satırında fatura numarasını slash'a kadar olan bölüme kadar silerek klavyemizden Enter tuşuna basalım. Karşımıza fatura ile alakalı dosyalar gelmekte. Burada .html, .xml ve .xlt dosyalarını görüyoruz. Biz buradan XML ve XLT dosyasını ayrı bir klasöre taşıyarak incelemeye başlayalım. .xml dosyası normal şartlarda bildiğiniz gibi fatura değerlerinin saklandığı dosya türüdür. Fakat tarayıcıdan aç deyip bu dosyayı alırsanız bunun içerisindeki href kodu sayesinde XML'i çift tıklamanız durumunda tasarımınızın görüntüsünü anında elde etmeniz olur. .xlt dosyası ise işlemlerimizi yapacağımız tasarım dosyasıdır. Şimdi dosyaları silelim. Bir de diye içerisinden XML kaydet işlemiyle bu dosyaları elde edelim. Diğer seçeneğinden XML kaydet diyorum ve ilgili dosyanın içerisine kaydediyorum. Sıkıştırılmış dosyanın içerisindeki ilgili dosyaları dışarıya ayıklıyorum. Dikkat ederseniz yine .xml ve .xlt dosyalarına ulaştık. Yalnız burada XML'i çift tıkladığımız zaman bu sefer fatura görüntüsünü elde edemedik. Bunun sebebi şu. Tarayıcıdan aç dediğimiz zaman bir href kodu vardı hatırlarsanız. Şimdi XML kaydet yaparak indirdiğimiz zaman ilgili XML dosyasının içerisinde bu href kodunu görüntüleyemedik. Şimdi tasarımımıza kare kod eklemeye başlamadan önce dosya isimlerini değiştirelim ve href kodunu buraya ekleyerek tasarım işlemimize başlayalım. Dosyalarımızı AVC XML ve AVC XSRT olarak yeniden adlandırdık. AVC XML klasörümüzü çalıştırıyorum ve bunun içerisinde bir href kodu eklemem lazım. Bu href kodunu en kolay şekilde diğerin içerisinden diğer tarayıcıdan aç diyoruz. Fatura numarasını slash'a kadar kısmını sildik. Klavyemizden Enter'a bastık. Buradaki açılan klasörün içerisindeki XML'i derleyici programımızdan çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi iki farklı dosya var şu an. Ve buradaki href kodunu kopyalayarak kendi tasarımımıza yapıştırıyoruz. Href kodunu tasarım dosyamızın içerisinde yani XML dosyamızın içerisinde ikinci satıra yapıştırmamız lazım. Ve dikkat etmemiz gereken şey ise dosya adının birebir aynı olması lazım. XLT dosya adının birebir aynısı olması lazım. Buraya tekrardan yeniden adlandırdık. Şimdi XML dosyamızı tekrardan çalıştırdığımız zaman fatura görüntümüzü elde etmiş oluyoruz. Kare kodla alakalı iki tane kod bloğu ekleyeceğiz. Bu kod bloklarını D-Academy'de yer alan dokümanımızdan elde edebilirsiniz. Dokümanı incelediğimiz zaman burada dikkat etmemiz gereken en önemli şey e-fatura tasarımı için e-arşiv tasarımı için e-irsaliye tasarımı için serbest meslek makbuzu için ve müstahsil makbuzu için ayrı ayrı kod bloklarının olduğudur. Burada belge türüne göre ilgili kodları almamız gerekmekte. Şimdi fatura için ilk kod bloğu olan JavaScript kodunu alalım. İlgili JavaScript kodunu tasarım dosyamızın içerisinden
dosyamızın içerisine, XSET dosyamızın içerisine yapıştıracağız. Yapıştırmadan önce tasarım dosyamızdaki boşlukları bir kaldıralım. Boş satırları kaldırmak zorunlu bir durum değil. Sadece daha değerli bir çalışma ortamı sağladığı için kaldırdım. Zorunlu bir durum değildir. JavaScript kodunu heat tag'ının altına yapıştırmamız gerekiyor. Bu yer sabittir. İlgili JavaScript kodunu buraya yapıştırdık. İkinci kod bloğumuz olan QR kodun görseliyle alakalı kod kısmını alalım. Yalnız bu kodu yapıştırmadan önce tasarımımıza tekrar bir geri dönelim. Şimdi ilgili tasarımımızı tarayıcıdan açtıktan sonra tarayıcımızın derleyici modunu çalıştıralım. Tasarımımızı derleyici modunda çalıştırdığımız zaman dikkat edersek firma bilgileri bir satır içerisinde tek bir sütun içerisinde e-fatura logosu ikinci sütun içerisinde firma logomuz ise üçüncü sütun içerisinde yer almakta. Biz ekleyeceğimiz kare kod bloğunu dördüncü sütun olarak firma logosunun altına ya da sağına eklememiz gerekiyor. Şimdi ilgili kodu kopyalamıştık. Tasarım dosyamıza tekrardan geri gelelim. Şu kısım JavaScript kodumuzdu. Aşağı doğru iniyoruz. Şimdi tasarımımız içerisindeki CSS kodlarının olduğu kısımlar ve şuradan itibaren firma bilgilerinin başladığı kod blokları görüyoruz. TD tagı satır, TD tagı ise sütundu. X sütunu şöyle bir göz gezdirdiğimiz zaman firma bilgilerinin yer aldığı sütunu görüyoruz. Sol taraftan bu kod bloğunu daraltalım. İkinci bir TD geldi. Bu ikinci TD ise e-fatura logosunun olduğu kod bloğu. Ve üçüncü bir TD yani bir sütun geldi. Burada da firma logosunun olduğu bir kod bloğunu görüyoruz. Ve tek bir satır içerisinde gördüğünüz gibi 3 tane sütun bulunmakta. Biz kare kod görselini firma logosu yani 3. sütunun altına yapıştırmamız lazım. Firma logosunun bitiş tagı TD yani satırının firma logosunun sütununun daha doğrusu firma logosunun sütunun bitiş tagı TD tagının altına ilgili kodu yapıştırıyoruz. İlgili kodu yapıştırdıktan sonra şimdi kod bloklarını tekrardan bir daraltalım. Gördüğünüz gibi 4 tane satır elde etmiş olduk. Ama dikkat edersek şöyle bir durum oluştu. Bizim tablo genişliğimiz normalde 800 piksel ve biz bu sütunları yüzdelik dilimlerle 800 pikseli bölüştürüyoruz. Fakat son eklediğimiz sütunla birlikte bu %100 değerini aşmış bulunmaktayız. Biz bu ekleyeceğimiz satırlarla muhakkak ve muhakkak %100 değerini aşmamız gerekmekte. Programın içerisinde doğru bir görüntü elde etsek bile yazıcıdan çıktı aldığımız zaman kaymalar meydana gelebilir. O yüzden buranın %100 olduğundan emin olmamız gerekmektedir. Şimdi tasarım dosyamızı kaydediyoruz. Tasarım dosyamızı kaydettikten sonra tekrardan XML'imizi çalıştırdığımız zaman alt tarafta engellenen içeriğe izin ver diye bir buton çıktı. Buna izin veriyoruz ve kare kod görselini elde etmiş oluyoruz. Fakat dikkat edersek burada bir kayma meydana geldi. Kayma yukarıdaki satır içerisinde 4 tane sütun ve alttaki satır yani cari bilgilerinin yer aldığı satırda ise 2 tane sütun yer almakta. Biz bunu tasarımımızın içerisinde birbirine eşitlememiz lazım. Yani şöyle incelediğiniz zaman firma bilgileri, e-fatura logosu, firma logosu ve kare kod kısmı ile birlikte alt tarafta cari bilgileri ve fatura bilgilerinin yer aldığı ikinci bir satır var ve bu satırın içerisinde son sütuna
üçüncü satırdan sonrasını birleştir dememiz lazım. Şimdi tasarım dosyamıza tekrardan geri dönüyoruz. İlk satırı kapatmıştık gördüğünüz gibi. İkinci satırı başlangıcı, TD başlangıcını gördük. Burada ilk TD'yi kapatıyoruz. Yani cari bilgilerinin yer aldığı TD'yi yan tarafta kapatıyoruz. İkinci satırda gördüğünüz gibi burada bir ekstradan Kospan diye bir kodumuz var. Yani birleştirme kodu. Bu birleşme kodunu 2'ye 3 yaparak alttaki tablo yani cari bilgisinin yer aldığı satırdaki kısım sun ve fatura bilgilerinin yer aldığı kısmı üstteki satırlarla eşitlemiş oluyoruz. Tasarımımızı kaydedip tekrardan sayfamızı yenilediğimiz zaman doğru görüntüyü elde etmiş oluyoruz. Tasarım kaymalarını engellemek için dikkat etmemiz gereken birkaç ayrıntı bulunmakta. İlki QR kod görseliyle ilgili görselini ekledikten sonra bu tablo genişlik yüzdelerinin %100'ü aşmamış olması lazım. Eğer aşarsak ve diğer programda doğru bir şekilde görüntülesek bile yazıcıdan çıktı aldığımız zaman kaymalar meydana gelebilir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. İkinci sebebimiz az önce de karşılaştığımız gibi üst satırların alt satırlarla eşit olması gerekiyor. Bunu da nasıl sağlamıştık? Kospan koduyla sağlamıştık. Yukarıda 4 tane sunumuz bulunmakta. Alttaki satırda ise 2 tane sunumuz bulunmakta. Alttaki sunumlarla üstteki sunumları işlemek için Kospan kodunu 2'ye mi 3 yaptık. Tasarımsal farklılıklarda Kospan kodunu her zaman alttaki satırın son sütununa bakarak bulmamız lazım. Bazı tasarımlarda bu Kospan kodu yer almayabilir. Bu Kospan kodunu manuel de ekleyebiliriz. Ama dediğim gibi iki satır arasındaki farkları işlemek için bu Kospan kodunu kullanmamız gerekiyor. Son olarak da firma logosu. Firma logosundan bahsedecek olursak, firma logosu ne kadar büyük olursa bir taşma meydana gelmesi yüksek ihtimal. O yüzden firma logomuzu olabildiğince minimalize etmemiz gerekmektedir.